Sevgili dostlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet, güzel bir günü geride bırakmış oldunuz birçoğunuz için. Umarım devamı, gerisi gelir arkadaşlar. Yani bunu temenni ederiz, bunu ümit ederiz. Ama bir düzeltme hareketine de hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, Ömer Dalca, emeğine sağlık hocam, çok teşekkürler demiş. Rica ederiz. Cenk Muzuri, teşekkürler demiş. Euro dolarla ilgili videomuzun altına. Ada Soyak, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Antalya'da, sıkı takipçimiz Mustafa Bey. Genelde ilk videoyu attığımda ilk önce Mustafa Antalya'da karşılık yazıyor, cevap yazıyor. Evet, Tahsin Özcan. Hocam merhaba, bir süredir videolarınızı ve yorumlarınızı takip ediyorum. Nacizane fikrim, başarılı buluyorum. Ağzınıza sağlık. Bir konuya aklım takıldı. Bazı hisseleri haliyle 5-6 gün arayla yorumluyorsunuz demiş. Yorumlayabiliyorsunuz. Değişik hisselere baktığınız için. Yani biraz öyle oluyor maalesef. Bu sürede biz de bu hisselerin grafiklerini nasıl görebiliriz? Yani sizin kullandığınız grafikler ücretli üyeliklerin grafikleri midir? Bir de hisselerin alım satım değerlerine baktığınız bir yer daha var. Onu da sormak istiyorum. Bu iki önemli bilgiye, grafikler ve tablolar, biz nasıl ulaşabiliriz? Şimdi sevgili dostlar, o bakmış olduğumuz tablolar, aracı kurum dağılımları, AKD, eş zamanlı bir şekilde, yani an ve an kim alıyor, satıyor, biz onu gün içerisinde görebiliyoruz. Ama herhalde onu gün içerisinde yayınlamak sıkıntılı diyebiliyorum, ama bazı arkadaşlar Twitter'dan an ve an yayınlıyorlar. Bilmiyorum artık, onu bir araştırmak lazım. Yani bunu biz aracı kurum dağılımını, yani belirli bir işlem hacmi yakaladığınız zaman, yani aracı kurum dağılımına, ki bizim işlem hacmimiz epey yüksek, onu söyleyeyim. Aracı kurum dağılımı bizim üzerimizden epey para kazanıyor. Tabii biz de anlaşmamızı bu aracı kurum dağılımlarını, işte Viyop'taki normal hisse senetlerindeki aracı kurum dağılımlarını, Viyop'ta tabii bu 2 gün gecikmeli geliyor. Eş zamanlı bir şekilde de hisse senetlerinde kim alıyor, kim satıyor, 1 dakika, 5 dakika bunu görebiliyoruz. Bunu siz, size hizmet sunan aracı kurum dağılımından talep edeceksiniz. Eğer iyi bir işlem hacminiz var ise bunu ücretsiz talep edin arkadaşlar. Örneğin aracı kurum dağılımına göre değişir. Der ki birisi 300 TL bana aylık şey bırak, getiri bırak. Sana ücretsiz vereyim der. Kimisi der aylık bana 1000 TL getir bırak, sana ücretsiz vereyim der. Yani onu bilemiyorum. Yani bu aracı kurumla bunu halledeceksiniz. Grafikler, Trafic View kullanıyorum. Ha, siz şunu söylüyorsunuz galiba, yani yayın yapmadığınız sürece bu hisselerle ilgili grafikleri an ve an paylaştığınız noktalar. Ya şimdi öyle an ve an fazla bir paylaşım olmuyor sosyal medyada, Twitter'da veyahut da TradingView'de. Ama siz yine Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Ara ara oralardan da paylaşımlar yapıyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama şunu var. Bu hisselerin birçoğuna ben bakıyorum. Ve eliyorum. Yani bazı hisseleri böyle grafikleri böyle çok sıkıntılı olanları her dönüşümde eliyorum. Örneğin son bir hafta içerisinde 3 tane hisse, ki adı önemli değil, onu tamamen karaladım. Artık o liste dışı. Yani böyle biraz daha karalayıp hisselerin sayısını azaltıp ona göre sürekli devir daim yapacağız. Bir de şu var. Yani ilk önceki atmış olduğum videolarla şimdiki videoların oranına baktığımız zaman daha fazla, daha seri bir şekilde bir video attığımı göreceksiniz. Yani böyle haftada olmasa da 10 günde bir hisselerin böyle devir daim yaptığını umarım göreceğiz. Ama şu da var. BIST 50 hisselerinin arkadaşlara bakınız. Haftalık düzenli bir şekilde en az bir defa olmak kaydıyla bir hisse
Ki bazı hisselerde haftada 2 defa olmak kaydıyla BIST 50 hisselerine düzenli bir şekilde bakıyorum. Onlar benim olmazsa olmazlar. Yani biz teknik analiz yapıyorsak BIST 50 hisseleri bu teknik analiz için biçilmiş kaftan derler ya, aynen öyle. Tam da oturuyor sevgili dostlar. Yapmış olduğumuz işten zevk alıyoruz. Evet. Aslında ciddi bir 2 gün önce veya 3 gün önce 4-5 tane video atmıştım gün içerisinde. Bu hızla devam etmek istiyordum. Ama şu ons altında 2 gündür dün bugün elimi kolumu bağladı arkadaşlar. Ons altındaki bu hareketlilik inanın böyle dakikalar içerisinde hareketler yapma fırsatı veriyor. Onun için de böyle başımı kaldıramıyorum. Trade ediyoruz, alıyoruz, satıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Ve ons altında gerçekten muhteşem bir trade etme imkanı sundu. Ve dün akşam örneğin video atmadım. Gerçekten dün çok fena yoruldum arkadaşlar. Yani ne kafa kaldı ne el kaldı, böyle tik tak tik tak. Onun için aslında dün 2-3 videoyu sıkıştırıp şöyle 15'er hisseden 30 tane dün göndermeyi düşünüyordum. Yani onu savuşturmayı düşünüyordum ama olmadı. Şimdi bu hisselerden bir kısmına bu videomuzda bakacağız. Evet. Umarım faydası oluyordur. Bu gevezelik kısmını ileri sararak da geçebilirsiniz arkadaşlar. Biraz fazla konuştuk. Yatırım tavsiyesi olmadan ekranımızdaki yasal uyarı gireyince kimseye ne al deriz ne sat deriz. Biz kendi paramızın derdiyle, yani ticaretimizin derdiyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani şuna hep vakıf olmuşumdur. Örneğin bugün akşama kadar belki 50 tane işlem aç kapa yaptım arkadaşlar. Ve en son gelip bir işleme takıldım. Bekletiyor. Bekletince başından ayırmıyor. Gerçekten bir de böyle FX piyasalarında da işlem yaparsanız böyle bağlıyor. Bir de ONS gibi böyle kıvrak bugünlerde, özellikle bugün gerçekten muhteşem zirve yaptı, tepe yaptı. Şimdi birazcık gevşeme içerisinde. Gün içerisinde euro dolar paritesine baktık. Çok güzel bir çalışma oldu o da. Ve sonucuna da vardı, hedefine de vardı. Güzel oldu. Evet, umarım bu şekilde faydalı olmaya çalışacağız. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi geçelim hisselerimize. Evet, Energisa ile başlayalım. Günlük grafiğimiz. Evet. Şimdi arkadaşlar, Energisa için bakınız, bu çizginin altı sıkıntılıdır. Energisa'da yolumuza devam etmemiz için bir trend lazım ise o da bakınız şu çizgimiz. Evet. Bakınız burada muhtemel tabii ki bu aralarda gelgitler olacaktır. Ama bu çizginin üzerine attığımız takdirde artık yukarı yönlü hareketin hızlanacağını söyleyebiliriz. Tabii şu da var. Önemli dirençleri her zaman gösteriyorum arkadaşlar. Ki bu gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. İyi değerlendirenler için. Şimdi burada şöyle yapalım. 6.50 bantlarının gerçekten nedenli güçlü olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bakınız şurası 2 ve bakın gelip buradan dönmüş oldu sevgili dostlar. Evet, 6.50 bizim için önemli bir kriter, önemli bir değer idi. Ve bu seviyenin maalesef altına düşmüş olduk. Son 2-3 gün içerisinde. Evet. 6.50 direncimiz. Aşağıda yine destek noktalarımızı çizelim teker teker.
6-20. Artık 6-50 ve 6-20'nin altını üstünü söylemiyorum. Yani 6-20'nin altına gidersek geleceğimiz nokta, bakın yine dip noktalar. 5-60'lar. 6-50'nin zaten üstüne attığımız zaman epey bir yol alacaktır muhtemelen. Onun için bu iki bant arasında takibini sağlayalım arkadaşlar. Evet. Yine göreceli güç endeksine baktığımız zaman burada bir pullback oluşumunu da gözlemliyoruz sevgili dostlar. Pullback'in göreceli güç endeksinde ne iş var hocam diyebilirsiniz. Ama burada da bu işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Bakınız. Bu noktada direnç noktasının bakın 3 defa test edildiği, 4.'de bakınız kırılıp tekrar gelip buradan onay aldığını görüyoruz şu an itibariyle. Göreceli güç endeksi 40 bandının altına düşmediği müddetçe pullback yapmıştır ve olumludur. Ve yukarıda da hemen göreceli güç endeksine de destekler, dirençler atalım artık. Onunla da uğraşalım biraz. İnanın bunlar da faydalı arkadaşlar. Bakın 50 bandının üzerine attığı takdirde pullback burada oluşmuş olacaktır. Pullback de yükseliş onayıdır. 50 bandının üzerine atarsak muhtemeldir 6.20 üzerine şöyle 6.50'lere bir hareket. Belki de buranın aşılmasıyla yukarı yönlü hareketin devamı anlamına gelir. Göreceli güç endeksini iyi takip edelim arkadaşlar. 50 bandının üzerinde pozitif. Aşağıda ise göreceli güç endeksinin destek kısmı ise ortalama 40 sevgili dostlar. Yani 40 altında dirençten dönmüş olacak enerjisi. Evet. Saatlik grafiğimizde de artık burada yatay bir hal almış durumda. Umarım burada arkadaşlar saatlik olarak bakınız şu şekilde tekrar çanağa doğru 7.90'lara kadar yolculuk olur. Bu bizim temelimiz. Yani buradan buraya gelecek diye bir düşüncemiz değil arkadaşlar. Yani kesinlik ifade etmez. Ama şu tepe yani ortalama şöyle baktığımız zaman 8 bandı bizim burada teknik olarak güzel bir direncimiz. Burada gidip buraya doğru bir çanak içerisine gidebilir arkadaşlar. Şu anda çanağın yarım kısmı. Bakalım bu yükselişin devamı gelecek mi? Hep beraber görmüş olacağız enerjisada. Evet, saatlik bazda yine bir Fibonacci atalım buraya. Evet, 6.18 üzerinde olumlu sevgili dostlar. Saatlik bazlı da Fibonacci değerimiz 6.18 üzerinde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. İşte ETR'ye bakalım. Evet, yine burada güzel saatlik grafiğimizde. Önemli bir direnç noktası olan 200'lük EMA 200'ün 4.96'nın üzerinde kapatmış durumdayız. Burada da bu da oldukça pozitif sevgili dostlar. Yani burada eğer yol alıyorsanız bu hisseleri kesinlikle yapacağınız 4.57'lere stopu koyacaksınız. Oradan yolunuza bakacaksınız arkadaşlar. Yani bu hissedeyseniz 4.57'nin altına düşmediği müddetçe teknik olarak hala yönünün yukarı olma potansiyeli söz konusu. Çünkü ciddi bir düşüşün arkasından bu denli bakınız yatay bir oyalanma. Tepelerin artık gitgide bakınız aşağı aşağı giderken hafiften yataya bağlayıp daha yukarıda tepeler oluşturma arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da bir katlamaya doğru örneğin öncelikli olarak 6.30 bantlarını yani bakın şuradaki katlamaya doğru gitme potansiyelini barındırır. Yani biraz uzun soluklu düşünecek olursak saat bazda 6.30
Aşağıda da 4.55 diyelim arkadaşlar. 57 diye çıkıyor. Önemli değil. Yani bu bandın arasında takibi sağlanır. Kesinlikle şu 4.55'in altına düşmediği müddetçe 6.30 hedefi teknik olarak söz konusu diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. İşçetere için birazcık geniş düşünmek lazım. Çok da öyle birbirine yakın destek direnç ifade etmenin bir anlamı yok sevgili dostlar. Evet. Günlük bazda şöyle baktığımız zaman evet, burada düşenin kırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, burada da yine 4.47-4.50'leri ana destek olarak görüyoruz. Bakınız arkadaşlar, o hep bahsetmiş olduğumuz hareketli ortalamaların, bakınız birbirine teması muhabbetini yapmış idik. Bakınız, şu anda bu harekete doğru yöneliş söz konusu. Yeşil sarı kesişmesi gerçekleşmiş ve akabinde kırmızıyla bir temas, yakınlaşma kurulacak, bir bağ oluşturulacak. Ve daha sonra bakınız aynen şurada olduğu gibi sevgili dostlar, sarı, yeşil ve kırmızı. Bu şekilde hareketten biraz daha emin olmuş olacağız teknik olarak. Evet. İSCTR'deki durum bu arkadaşlar. Yukarı yönlü şimdilik pozitif bir atmosfer söz konusu. Ki zaten şuradaki kısım artık bizim için bir destek olacak. 4.81 seviyesi destekli takip ediyor olacağız. Hemen bunun fiyat etiketini yapıştıralım. 4.81, 4.48 şeklinde sırasıyla desteklerimiz. ...5.30, 5.46 şeklinde, daha yukarıda da bakınız 6.60'lar önemli direnç noktaları. Evet, geçelim İSCTR'yi. Arena. Arena çok sorulmuş. Bu arenaya bir bakalım. Ki zaten listemizin içerisinde. Yani burada artık sorulduğundan dolayı değil de sırası geldiği için bakmış oluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bilgisayar. Arena bilgisayar. Yani şirketi biraz tanımak, araştırmak lazım aslında. Şöyle baktığımız zaman burada fincan kulp şeklinde hareketin oluştuğunu da söyleyebiliriz. Bir tobovari bir hareketin olduğunu da buradan söyleyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi olumlu, pozitif gidiyor. Ama bakınız şu bölgenin altına düşmesi, şu şekilde destek çizgisini atıp buna göre de takibini sağlamanız gerekir. Evet, bakınız daha yukarıda tepeler. Düzeltme hareketleri olabilir. Siyah çizginin altına düşmediği müddetçe daha yukarıda bakınız 13.21'lere kadar teknik olarak bakınız daha önceki zirve noktasına kadar yolculuk olabilir. Ama buradan bir düzeltme gelse de destek hattını takip etmiş olacağız sevgili dostlar. Burada da ortalama destek 10.50 bantlar olarak karşımıza çıkıyor. Ne yatırım tavsiyesi olmasın. Yani teknik olarak fena durmuyor arkadaşlar. Ama bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Şu tepe kısmı bakınız burası da önemli. Aslında destek alınacak nokta 9.99, yani 10 bandını burada stop noktası olarak kabul edebiliriz. Evet. Tabii şu 10.60'lara ortalama denk gelen siyah destek çizgisi de yine önemli bir rakam sevgili dostlar. Gelelim diğer birisi. Cusan. Şimdi burada şunu yatırımcı her zaman bekliyor. Yani biz burada şu noktayı 13.20, daha önceki zirve nokta. Yatırımcı şundan çok mutlu oluyor. Yani bilmiyorum, bugün Euro Dolar'da da bunu yaptık.
Yani bu seviye aşıldığı zaman teknik olarak burada bir çanak oluşumu söz konusu olacaktır. Burası 7.50 bantları 13.50 dersek arada 6 TL'lik fark. Yani buranın aşılmasıyla beraber yukarıda 19.20'lere varan bir teknik hedefinde söz konusu olacağını söyleyelim. Ama bu şimdilik erken sevgili dostlar. Öncelikli olarak şöyle 13.20'lik zirve noktası teknik anlamda hedef olarak dursun Cusan'da. Pardon, Arena'da. Cusan daha gelmedi. Evet, Cusan'da yazalım. Oo. Burada da amma oynatmışız arkadaşlar daha önce. Bakın burada da 8.60'lar falan çizmişiz. Merkez almışız. Üzerine giderse gideceği nokta, altında gideceği nokta. Epey bir çalışma yapmışız. Maalesef aşağı kaydı. Evet. Şimdi burada teknik olarak yine net bir durumdan bahsedebiliriz. Artık o bizim sert ikili tepeden ziyade narin bir ikili, pardon, sert ikili dipten ziyade biz yani şu şekilde bir beklentimiz hep oldu ama şu anda yapmış olduğu çok daha yukarıda bir hareketle yoluna gitme potansiyelinde hisselerin çoğu. Şimdi arkadaşlar burada ortalama 2.20'ler destek noktamız. 2.20 seviyesi bizim şu bölgeden kaynaklı destek noktası. Ama daha yukarıda da yine karşımıza çıkan önemli bir destek var ki burayı da önemsemek gerekli. Şöyle çizdiğimiz zaman ortalama 2.38 ve 2.20 şeklinde sırasıyla bu destekleri baz alarak takip etmiş olacağız sevgili dostlar. Yukarıda hedef noktası olarak da bildiği yere kadar gider arkadaşlar. Yani biz bu hedef noktasında neden çok oraya kilitleniyoruz onu anlamıyorum. Eğer biz zaten zarar etmeme üzerine biraz da politikamızı güdersek, yani biz burada deriz ki arkadaş ben 2.38'in altında stop olacağım veyahut da 2.20'ye kadar benim gidişim bu seviyenin altında stop olurum derseniz stopunuzu korursunuz gidersiniz. Kimisi %2, kimisi %5 duruma göre stopunu kor, hareketini sürdür. Ha, yukarıda teknik olarak neresi var sevgili dostlar? 2.86'lık şu bölgeden kaynaklı bir teknik hedefimiz ve daha yukarıda da yine 3.30'lara gelen şu bölge teknik olarak bizim hedef noktamız. Evet. Bir de şu yukarıdan aşağı düşen çizgimizi çizelim. Bakınız direnç. Bakın şuradan gelip hafiften kırıp tekrar aşağıdan sallanıp onayını alıp gidiyor. Umarım güzel yerlere gelir arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer bir hissemiz Göltaş. Evet 11.97 yani şöyle kabaca düz 12 destekli takip ediyoruz. Daha yukarıda 13.70 bantları ve 15.90 şeklinde tabi şu noktayı da alabiliriz 14.80 sırasıyla buraları direnç olarak kabul edebiliriz. Şimdi bir de Fibonacci üzerinden bakalım sevgili dostlar. Dip oluşumu artık bizim için burada tamamlanmış gözüküyor. Ve desteğine bakalım. Yani dip oluşumun tamamlandığına göre 11.700 ortalama bakınız destek bölgesiymiş. Buranın aşılmasıyla yukarı doğru gidiyor. 13.19
ve 11.70 bandında takip ediyoruz sevgili dostlar. Bakın 13.19, 0.38'lik, 0.23'lük, 11.700 şeklinde takip ediyoruz. Hatta 50 günlük hareketli ortalamaya da denk geldiğini görüyoruz sevgili dostlar. 0.38'lik Fibonacci değerini. Evet. 13, 19, 11, 70 bandında takip ediyoruz. Yine göl, taş, çimentoyu. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Hemen buraya da yine destek direnç noktalarımızı belirtelim. Evet. 1.96-2.38 bandında takip noktamız sevgili dostlar. Bu aralıkta burayı takip etmekte fayda var diyoruz. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Evet. 1.96-2.38 bandında takip edelim. Şimdi daha aşağıda bakın şurada bir boşluklu bölge var sevgili dostlar. Şöyle 1.80'lere kadar bir geri sarkmanda olma potansiyeli olduğunu da söyleyelim ilerleyen zaman diliminde. Yani bu boşluk eğer tekrar gelinip alınacak olursa 1.80 bandına da denk geldiğini söyleyelim. Evet, son hissemiz. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet, şu hareketin güzelliğine bakın şimdi. Evet. Artık burada arkadaşlar bir geri dönüş hareketi, bir düzeltme hareketi gelebilir mi? Ona bakın arkadaşlar. Bakın burası epey yükselmiş. Bakın tıkır tıkır yukarı çıkmış. Yani bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Onu söyleyelim. Bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada kendinize tabii önemli stop noktalarını koymanız, belirtmeniz gerekli. Örneğin 21 günlük hareketli ortalama 0.72'yi kendinize baz alabilirsiniz. Yani burada zaten EMA 5, 9 ve 21 birbirine kesişmiş durumda ve şu andaki kesişme noktası da 0.72 bantları arkadaşlar. Yani burası önemli bir destek olarak kabul edilebilir. Bu üçlünün kestiği ortalama nokta 0.72 bantları destekli takip edilebilir. Evet, yukarıdaki önemli direnç noktalarından bir tanesi 0.84 sevgili dostlar. Yani bu nokta güçlü. Onu söyleyelim. 0.84 güçlü bir direnç noktası. Bakınız şu nokta 2, 3, 4. Bakın 4 defa test edilmiş olan bir noktanın aşılması biraz zor olabilir. Yani buraya dikkat edelim. Kendimize bu noktaları kriter olarak kabul edelim. 0.72, 0.84 şeklinde takip edelim sevgili dostlar. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel günler sizlerle olur. Evet.